Sessizlik. Evet. Tamam mı? Başlayalım mı? Başlayalım. He, tamam. Şimdi bir sinyal jeneratörümüz, bir de osiloskopumuz var. Bunu da tanımış olacağız. Bir sinyal jeneratörü hangi mantıkla çalışıyor? Nasıl ayar yapılıyor üzerinde? Buradan bir sinyal üretip osiloskopta onu yakalamaya çalışacağız. Hesabını da yapacağız. Şimdi sinyal jeneratörümüzde bakın üretebileceğimiz 3 değişik tipte sinyal mevcut. Sinüsoidal, üçgen veya kare dalga sinyal üretme şansımız var. Çıkışa bu 3 sinyali gönderebiliyoruz hangini seçersek. Daha sonra buradan frekans aralığı, range frekans aralığını ifade ediyor. Buradan da istediğimiz frekansı seçip buraya gönderebiliyoruz. Burası çarpan bölümü, katsayı bölümü. İşte buradan 1'e basıp şuradan 1'e ayarladıysanız çıkışa 1 Hz'lik sinyal gönderiyorsunuz demektir. 10 Hz ise örneğin 10 çarpı 1 çıkışa 10 Hz gidiyor. 0.5'i aldı. 10 çarpı 0.5 buraya 5 Hz'lik bir sinyal gönderiyorum. Tamam. 1 kHz'de 1'e ayarladığım zaman çıkışa 1 kHz'lik bir sinyal gönderiyorum demektir. Tamam mı arkadaşlar? Şuradaki amplitude kısmı ise genliği ifade ediyor. Uyguladığım sinyalin tepeden tepeye olan değerini, genlik kısmını buradan ayarlama şansım var. Açıp kapama düğmesiyle sinyali gönderebiliyorsunuz. Şuradaki ATT tuşu attenuation demek, düşürmek demektir. Eğer sinyal zayıf, kuvvetli geliyorsa bastığınız zaman onu daha da düşürme şansımız var. Daha düşük bir sinyal gönderme şansımız var. Genlik olarak zayıflatıyor. Tamam. Osiloskopa geçtiğimiz zamansa probumuzdan bahsedelim. Probda bir X1 bir X10 kademesi var. X1 kademesini aldığınız zaman gördüğünüz sinyal, ölçtüğünüz sinyal birebir aynı sinyal. 10 volt ölçüyorsan gönderilen sinyal de 10 volttur. Ama X10 kademesi çarpı 10 kademesinde ölçüm yapıyorsan ölçtüğün değeri 10 ile çarpacaksın. Yani burada sinyali gördün, ölçtün. 1 volt çıktı. Onu 10 ile çarpman gerekiyor. Bu sinyali 10'da 1 oranında 10 katı kadar zayıflatıyor. 10'da 1'ini ölçüyorsun sinyali. Tamam. Zaten çarpı 10. Ne demek? 10 ile çarp. Bu ne demek? 1 ile çarp. Aynı şey. Tamam. Açma kapama düğmemiz mevcut. Zaten bölümlerin üzerinde ne işe yaradıkları İngilizceleri yazıyor. Power, malumunuz güç demek. Power tuşuna bastığınız zaman cihaza güç vermiş oluyorsunuz. Yukarıda ilk etapta kullanacağımız CRT, Cathode Ray Tube demek. Yani ekran. Kısaca ekran demek. Bizim eski tüplü televizyonlardan bildiğimiz. Ekrandaki sinyalin, çizginin net parlaklığını intensity ile bakın yok oldu, çok parlak ve fokusunu yani netliğini ayarlama şansımız var. Bakın bu şekilde net bir ölçüm yapma şansınız yok çünkü çizginiz zaten net değil, çizginin kalınlığı zaten 3 mm kadar. Çok net bir ayar yapma şansınız yok. O yüzden mümkün olduğunca çizgiyi inceltip netliğini de düzgün bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Buraya kadar soru dinliyor herkes değil mi? Tamam. Şimdi osiloskopumuzun iki tane kanalı var. Bir tanesi CH1, diğer ise CH2, şu bölüm. Sinyali şuradan giriyoruz. Probumuzu buraya takıyoruz. Sol tarafta bir ayar anahtarımız var. Üst taraf AC, GND ground yani toprak demek, 0 volt potansiyeli. Siz bunu GND'yi aldığınız zaman probunuzun canlı ucuna, şuradaki mandallı canlı ucuna 0 volt uygulamışsınız demektir. Yani toprak potansiyelinde. AC'yi seçtiğiniz zaman alternatif gerilim ölçeceksiniz demektir. DC seçtiğiniz zaman DC sinyal ölçeceksiniz demektir. Tamam. Şimdi bakın şurada vertikal bölümü var. Oklar zaten bir yukarı bir aşağı gösteriyor. Bakın her kanal için, CH1 için bir tane vertikal ayarı var. CH2 için bir tane vertikal ayarı var. Bu soldaki kanal 1'i sinyali yukarı aşağıya hareket ettirmek için kullanılıyor. Sağdaki ise kanal 2'yi yukarı aşağıya hareket etmek için kullanılıyor. Tamam. Şimdi ne yaptım? Ground'ı aldım. Yani sinyalimin herhangi bir gerilim olmaması için, herhangi bir sinyal olmaması için ground'ı aldım. Sonra pozisyondan ortaya çektim sinyalimi. Daha sonra alternatif gerilimi ölçeceksem, AC, DC ölçeceksem DC seçiyorum.
Ben alternatif sinyal gönderdiğim için buradan da AC'yi seçiyorum. Tamam. Dikey ayar düğmelerimiz. Burada iki tane için ayrı. İki tane. Bakın şurada en sağ üst tarafta bir tane yine position düğmesi var. Yalnız bunun okları sağa sola bakıyor. Bu ne demek? Sinyali sola veya sağa kaydırma şansımız mevcut. Tamam mı arkadaşlar? Kanal 1'i gördük. Kanal 2'yi şu bölümden gördük. Aynı ayarlar kanal için, 2 için de şöyle geçerli. İkisinin arasına bakın, vertical mode diye bir bölüm var. Şurada bakın CH1 yazıyor. Bu şu demek? Ben ekranda CH1'i göreceğim. CH2 yani kanal 2 ekranda kanal 2'yi göreceğim. Ki bakın yukarı aşağı hareket ettirdiğim zaman buradan kanal 2'nin sinyalinin burada göründüğünü görebiliyorum. Dual dediğim zaman dual çift demek. Bakın iki sinyali de görüyorum. Bakın birinci kanalın sinyali burada, ikinci kanalın sinyali burada. Böylece bir sinyali yukarı çekip bir sinyali aşağı çekip iki sinyali aynı anda görme şansınız var. Bunu ortaya çekelim şimdi kanal 1'i. Kanal 2'yi seçeyim. Kanal 2'yi de ortaya çekeyim şöyle. İkisini beraber. Bir dakika. Ne yaptık? İkisi de GND'de durduğu için kanal 1'i göremedik. Tamam. Kanal 1 AC'de, kanal 2 AC'de ikisini de ekranda görebiliyorum. Add ise İngilizce toplama işlemidir arkadaşlar. İki sinyali topla. Yani buradan biz sinüsoidal buradan bir kare dalga verip ikisini toplayıp ekranda görme şansım var. Şu an biz ikinci kanaldan sinyal uygulamadığımız için herhangi bir sinyalde değişiklik olmadı. Çünkü ikinci kanalın sinyali zaten 0 volt. Hiçbir şekilde etki etmiyor. Kanal 1'i yine ekranda gördüm. Şimdi devam edelim. Sinyalimizin genliğini bir ölçelim bakalım. Sinyalim acaba kaç volt? Bakın ben buradan amplitude bölümünden bunun genliğini ayarlayabiliyorum. İstediğim kadar yükseltip alçaltabiliyorum. Farz edelim ki ben sinyal jeneratörü kullanmıyorum da dışarıdan bir yerden bir sinyal ölçtüm. O sinyalimin acaba tepeden tepeye genlik değeri kaç volt? Bunu nasıl hesaplayacağım? Bunu da bana sağlayan şey bakın volt bölü div kısmı. Division başına düşen yani bölüm başına düşen volt miktarı demek bu. Yani dikey çizgilerdeki dikey bölümlerden şu dikey çizgilerden 8 tane var ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tane bölümden her biri bir tanesi kaç volttur? Buradan onu ayarlıyorum. Bakın kaçta duruyor? 2 voltta duruyor değil mi? 2 burası volt. Noktalara dikkat edin. Bunlar 0,2'dir. 0,2, 0,1, 0,5. Tamam. Benimki şu an 2'de duruyor. 2 volt. Hemen sayıyorum dikeyde kaç tane çizgi var. Çünkü her biri zaten 2 volt. Sinyali şöyle bir yukarıya çekeyim. 0'dan itibaren, şu kareden itibaren saymaya başlayayım. Bakın şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tepeden tepeye bakıyorum genlik değeri 5 tane bölüm var, 5 tane çizgi var. Her bir çizgi 2 volt olduğuna göre genliğim kaç benim? 10 volt. 2, 4, 6, 8, 10 volt. Demek ki benim buradan uyguladığım sinyalin genliği 10 volt. Maksimum değeri ise 5. Yarısı olacağı için 2'ye bölüyorum 5 volt. O da zaten buradan görülüyor. Sıfırdan başlarsam 1, 2, yarım da burada var 2,5 kare. 2 ile çarpıyorum 5 volt. Demek ki benim sinyalimin ve maksimum değeri 5 volt. Tamam mı? Volt bölü div buradan değiştiriliyor. Bakın ne yaptım? 1'e çektim. Her bir çizgi 1 volt olduğu için bu sefer sinyalim daha büyük göründü ekranda. Çünkü sinyalle oynamıyorum. Sinyalim zaten 10 volt. Her bir çizgi 1 voltsa o zaman benim 10 tane çizgi görmem lazım. Sinyalim 10 çizgiye yayılıyor. Ama ekranım 8 bölüm olduğu için ne yapmam gerekiyor? Volt bölü divi biraz daha büyütmem gerekiyor ki sinyal küçülsün. Tamam. Volt bölü div ile ilgili sorusu olan iki kanal içinde aynı ayar geçerli. İki kanal olduğu için iki tane volt bölü div değeri. Tamam. Peki şimdi volt bölü divle bitmiyor. Bu sinyalin bir de frekansı olması lazım değil mi? Çünkü alternatif sinyal ölçüyorum. Frekansı olması için benim periyodumu belirlemem gerekiyor. Periyodu belirlemem için de zaman değerine ihtiyacım var. Yani benim sinyalimin bir periyodu kaç saniye tutuyor acaba? Ben o periyodu hesaplayacağım ki sonra frekansı bulabileyim. Onu da bakın time bölü divle yapıyoruz arkadaşlar.
Division başına düşen zaman miktarı. Division başına düşen süre. Kaçta duruyor şu anda? 0.2 milisaniyede. Dikkat edin. 0.2 milisaniye. Demek ki her bir yatay çizgi 0.2 milisaniye. Şöyle yapalım. Ben sinyalimi biraz yayayım. Böylece bir periyodu daha net göreyim. Sinyal nereden başlıyor, nerede bitiyor? Sinyalim zaten şöyle tam ortada duruyor. Azıcık aşağı çekeyim şöyle. Tam sıfırda. AC'yi aldım. Bir periyodu sayabilmem için bir artı bir eksi alternans lazım değil mi? Şu başlangıç çizgisini de tam köşeye çekeyim. Sola doğru. Evet. Şu an tam şu kesişim noktasından başlıyor periyodum. Geliyor. Şurada bitiyor. Tamam. 1, 2, 3, 4, 8. Bakın 5 kare bitmemiş. 5 karenin, 5. karenin 5'te 4'ü. Yani 1, 2, 3, 4.8. Benim yatay kare sayım 4.8. Her biri 0.2 milisaniye olduğuna göre ne olacak? 0.2 çarpı 4.8 yaptığım zaman ben bu sinyalin periyodunu bulacağım. Yani sıfırdan başlıyor. Tekrar sıfıra gelene kadar 4.8 çarpı 0.2 milisaniye kadar süre geçmiş. Saniye cinsinden periyodu buluyorum. Tamam. Sonra da F eşittir 1 bölü T formülünden, yani frekansın formülünden, periyodu bildiğim için, az önce hesapladığım için onu çarpıp frekansını hesaplama şansım var. Şu an ben biliyorum ki benim frekansım yaklaşık 1 kHz, 1 ile çarptığım için yaklaşık 1 kHz gibi bir sinyal çıkması lazım. Süre çıkması lazım. Tamam. Onun haricinde time bölü divi bunun için kullanıyoruz. Frekans ve periyot hesaplamak için. Volt bölü divi genlik hesaplamak için kullanıyorum. Yukarıda bu pozisyonu, x pozisyonu söyledik. Bakın şurada bir bölüm var. Şurası. Şu bölüm sinyali ekranda tutmak için kullanılıyor. Evet, bu sinyali bana ölçebilir misiniz? Çünkü görünmüyor değil mi? Benim bu sinyali ilk önce ekranda bir yakalamam gerekiyor. Böylece trigger ile ve buradaki source veya iki tuşla sinyali ekranda durdurmam gerekiyor. Böylece ekranda daha net sayım ve ölçüm yapabilirim.